Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz daha önceden çillendirmiş olduğumuz çilli begonya çiçeğini saksıya dikeceğiz. Evimizin bahçesinden bu saksıyı dolduracak kadar toprağı evimize çıkardık, çuvala koyup şimdi saksıya bu toprağı koymaya başladık. Saksımızın üst kısmında 1 ila 1,5 karış kalacak şekilde saksımızı toprakla dolduruyoruz. Saksımızı çilli begonya çiçeğimizi dikecek kadar doldurduk toprakla. Saksımızın ortasına elimizle bir çukur açtık. Şimdi çillendirmiş olduğumuz çilli begonya çiçeğini toprakla buluşturacağız. Ben bu çilli begonya çiçeğini yaklaşık suda 1 ay çillendirdim. 1 ayda bu hale aldı. Şimdi toprağa koyup etrafını toprakla dolduracağız. Bu doldurma işlemi esnasında gördüğünüz üzere yapraklarından iki çeliği kırdık. Çilli begonya çiçeğimizden biraz önce dikerken kırmış olduğumuz iki yaprağı biraz sonra tekrardan çillendirmek için toprağa bırakıyoruz. Asla begonya çiçeğinin yaprağını atmıyoruz. Tekrardan begonya çiçeğimizin yaprağını çillendireceğiz. Çilli begonya çiçeğimizi saksımıza diktik. Diktikten sonra etrafına biraz daha toprak koyuyoruz. Toprak eklememizdeki neden bu begonya fidesi daha sağlam olaraktan dursun. Bu toprakları koyduktan sonra biraz önce yapraklarını kırdığımız begonya çeliklerini tekrardan çillendirmek için toprağa gömeceğiz. Yeteri kadar toprakla saksımızı doldurduk. Şimdi kırmış olduğumuz o begonya yapraklarını, çeliklerini toprağa tekrardan gömüyoruz. Yapraktan saçaklandırma, köklendirme biraz daha uzun sürmekte. Kesinlikle yapraklarını atmıyoruz biz. Gördüğünüz üzere çilli begonya çiçeğimizin yaprağından da çillendirme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu çillenme süresi normal suda 1 ayda çillenmekteyken toprakta yaklaşık 3 ay gibi bir sürede çillenmesini bekliyoruz. Çilli begonya çiçeğimizin hem fidesini dikmiş hem de yapraklarını saçaklandırmak için saksıya bırakmış olduk. İlk can suyu olaraktan ben daha önceden hazırlamış olduğum bu potasyum kaynağı muz kabuklarından elde etmiş olduğum suyu kullanacağım. Muz kabuklarını pet şişe içerisine doldurdum. Üstüne suyu ekledim. Yaklaşık 10 gün bu pet şişe içerisinde beklettim. Şimdi ilk can suyu olaraktan bu hazırlamış olduğum suyu veriyoruz. Potasyum kaynağı olan bu karışım çiçeğimizin daha çabuk saçaklanması, yapraklarının daha çabuk
gelişmesi için kullandığımız bir yöntem. İlk can suyunu da vermiş olduk. Şimdi bu dikmiş olduğumuz çiçek yaklaşık bir yıl gibi bir süre bekledi. Bu hali aldı. Çilli begonya çiçeğimiz yerini de sevdiği için görmüş olduğunuz üzere bir yıl gibi bir sürede bu denli boy attı, büyüdü. Çilli begonya çiçeğimizin bakım videosu da bir başka paylaşımımızda olacak. Bugünlük size çilli begonya çiçeği nasıl dikilir, çilli begonya çiçeğimizin yapraklarından nasıl saçaklama yapılır, onları anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda, bir başka paylaşımda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.